Hamdolsun iyiyiz. Gayet iyiyiz. 280 kilometre yürüdük geldik. Öyle. Evet. Evet, bayağı güzel bir çalışma yaptık. Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl bu şekilde kutlamış olduk. Devam edeceğiz. Başka çalışmalarımız da olacak inşallah. Sizler nasılsınız? Seçimler yaklaşıyor. Allah yardımcınız olsun. Bu yürüyüşte yeni mahalle teşkilatımız bize çok destek oldu. Onun için Ankara'ya gelir gelmez bir teşekkür etmek için ondan sonra kendilerini ziyaret ettim. Evet. Parseller belirliyor ve herkesin eline bir pili bazı kalmış, bazı sokaklar üç kalmış, bazı sokaklar iki kalmış ve herkesin eline bir tam kapılar aynı, pencereler aynı, boyutları şeyi. Ha, olacak diye. Ben 63'te geldim. Tarih yok. Evet. Yok. Evet. Kapı tutulmaz. Var, yok, tabii. Eski pamuklar mahallesi. Eski kurdeli. Şapkası. Sınırdan aynı yerde. Aynen aşağı. Orası da geliyor. Orası şimdi. O şey oldu değil mi? Apartmanlar. Doğru. Sağ olun, sizler de iyisiniz. Sağ olun. Kaç seçimleri? 91 seçim. Ha. Bilmiyorum seyirler. Evet, getirin çocuklar şeyi. Çok selam. Formayı. Kitap mı, forma mı? Hocam bana kitap olur yani, tamam. Ben onun kitabı imzalıyım. Adın ne? Alperen Kağan. Alperen Kağan. Evet. Ötüken'de mi doğdun oğlum? Nerede doğdun? Hocam geldi güzel benim. Parti ayrı aday çıkartacak mı Ankara'da siz? Ya da biz oraya gelelim, oradan dönüş dönüyorsun değil mi hemen oraya? Orada daha iyi, oraya gideceğim. Kurak. Çok, çok takip ediyoruz, seviyoruz ama... Bakın şöyle, bu seçim. Erdoğan gitti kaldı diye bir şey yok. Bundan sonra bu seçim artık Türk milletinin özgür iradesiyle herhangi bir baskı olmadan içinden kimi geçiriyorsa o partiye oy vereceği seçim olarak görüyoruz. Ve bizim açımızdan da en önemli mesele Türk milletinin 13 milyon işgalciye tepki göstermesi. Evet. Eğer
A şehrini aldınız, B ilçesini aldınız. Sığınmacılar kaldı. Hiçbir faydası yok. Bunlar. Zafer Partisi A ilçesinde alamaz. Diyelim. Hiç önemli değil. Yine Zafer Partisi'ne oyunuzu verin. A ilçesinde alamayabilirsiniz ama Türkiye'yi alırsınız geri. Çünkü ülkemizi ayağımızın altından alıyorlar. Bakın bugün sosyal medyada 27 kişiyi gözaltına aldılar. Suçları ne biliyor musunuz? Suçları sığınmacılar gitsin demeleri. Tamam. Çok yani sıkıntı, evet. Türk milleti kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş oldu. Evet. Bize bundan sonra AK Parti'nin basınının en önemli isimlerinden bir tanesi terör örgütü diyor. Lan siz HDP ile oturuyorsunuz. HDP'ye terör örgütü, Yeşil Sol'a terör örgütü diyemiyorsunuz, Hüdapar'a terör örgütü diyemiyorsunuz da Zafer Partisi'ne mi diyorsunuz? Canınız okur sizimiz. İnşallah. Tamam. Başarılar. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine de ittifak olmadı. Hocam CHP ile bir olun. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı akşamlar. Öncelikle bizim bir genel başkan yardımcımız değil ama kurucular kurulu üyemiz gözaltına alındı, Eray Bey. Konuyla ilgili genel merkeze geçiyorum. Hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız adliyede temaslarda bulundu ve bilgi verecek. Büyük bir bölümü Zafer Partili değil gözaltına alanları, fakat hepsi Atatürkçü vatansever insanlar ve hepsi gazeteci olarak, vatandaş olarak sosyal medyada sığınmacıların vatanlarına dönmelerini istiyorlar. Ama size şimdi ben bir bütün Türkiye duysun. Bursa'da gözaltına alınan bir hanımefendi var. Bu hanımefendinin gözaltına alınma nedeni bir tweet atması. Evet, yanlış duymadınız. Bir tweetten dolayı gözaltına alınmış. Peki bu tweette ne demiş? Yani halkı kine, düşmanlığa mı sevk etmiş? Hayır. Halkın ne kine, ne düşmanlığa, ne yanlış bilgi var. Hiçbir şey yok ama biliyorsunuz bir Türk çocuğu Bursa'da Suriyeli bir çete tarafından dövüldü. Ve videoya çekildi. O videoyu almış bir başka tweetten alıntılayarak bu şöyle söylemiş. Bu yavrumuza bunu yapanlar serbest. Bu ülkenin polisi, savcısı nasıl hazmediyorsunuz bunları? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi ağrınıza gitmiyor? Yazık değil mi çocuklarımıza? Nerede sizin vatanseverliğiniz? Yazıklar olsun bizi bu hale getirenlere demiş. Bunun için sabahleyin 5'te bu hanımı evinden aldılar ve nezarethaneye attılar. Ya polise ve savcıya sitem ediyor. Sen bizim savcımızsın, Cumhuriyet'in savcısısın diyor. Sen benim polisimsin diyor. Neden bunlar serbest diyor. Böyle şey olur mu? Yani biz işgal altında bir ülkede mi yaşıyoruz? Rahmetli Alparslan Türkeş'in bir ifadesi vardır. Milliyetçiliğe düşmanlık ancak işgal altındaki ülkelerde yapılır. Bugün Atatürk'e düşmanlığını, Türk milliyetçiliğine düşmanlığı yapanlar sanki Türkiye'yi Suriyeli Afgan işgali altında düşünüyorlar ve yapıyorlar. Biz Zafer Partisi olarak bu tür baskıların hiçbirisi karşısında geri adım atmayacağız. Yarın bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Attıkları iftiralara, alçakça yalanlara gereken en ağır cevapları vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda bir video Türkiye'nin gündemindeydi. Atatürk'e hakaret eden bir çocuğun görüntüleri. Ve daha sonra Kuveytli yazarın bazı açıklamaları oldu. Avukat masrafını karşılayacağım şeklinde bu konudaki değerlendirmeyi. O Kuveytli'nin Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Bekliyorum. Bir gelsin. Bir gelsin. Evet. Peki. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Oğlum hayranınız, her yerde sizi yakalar, fotoğrafınızı çektir mutlaka, evet. Her yerde paylaşır. Şimdi ben oğluma sürpriz edeceğim. Evet. Çeker misiniz bizi acaba? Çekeyim ben. Başka ne gelirsin, çekeyim ben. Pardon, çok özür dilerim. Çekebilir misiniz? Teşekkürler. Başkanım, fırından geldiniz. Dur bir dakika, bir hanımefendilere çekiyorum, sonra sen de çekiyorum. Kim çekiyor? Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tamam.
Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Teşekkürler. Başkanım. Bir fotoğraf. Sağ olun. 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 Sağ ol